Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Camlarından, balkonlarından ve iş yerlerinden el sallayan değerli Atakumlu hemşehrilerimizi selamlıyor Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Milletvekillerimiz, Atakum Belediye Başkanımız, Samsun İl Başkanımızla birlikte Genel Başkan Yardımcımız, izin verirseniz ben sizleri Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'yla baş başa bırakıyorum. Efendim hepinize merhabalar. Korsan bir gösteri yapıyorsunuz, hepinizi tutuklayacağım. En büyük arzum, en büyük arzum bu ülkede huzurun olması. En büyük arzum siyasette kavganın olmaması. En büyük arzum siyasetin temiz olması. En büyük arzum bu güzel ülkede bayrağımızın altında özgürce yaşamak. En güzel arzum, en büyük beklentim hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye. En büyük arzum, en büyük arzum her çocuğun, her gencin, her kadının istediği zaman arzu ettiği güzel bir işte çalışması ve dolayısıyla alın terinin değerli olması. Size söz veriyorum, bunların tamamını yapacağım. Tamamını yapacağım. Bu güzel ülkeye adaleti getireceğim. Bu güzel ülkede gencecik fidan gibi çocuklarımız var işsiz. Onlara istihdam yaratmak için elimden gelen çabayı göstereceğim. Siyaseti kirlilikten arındıracağım. Kadın erkek eşitliğini sağlayacağım. Hiç endişeniz olmasın. Bu ülkenin kaynaklarını, bu ülkede vatandaşın ödediği bütün vergilerin hesabını millete vermeyi boynumun borcu kabul edeceğim. Sizleri seviyorum. Sizleri seviyorum. Sizlere hizmet edeceğim. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Siyaset cep doldurma işi değildir. Siyaset halka hizmettir. Halka hizmet, hakka hizmettir. Hakka hizmet alın terine değer vermektir. Alın terine değer vermek o memlekette huzuru ve bereketi getirmektir. Bu güzel ülkeye huzuru ve bereketi getireceğim. Kavgayı bitireceğim. Kavgayı bitireceğim. Herkes evinde huzur içinde yaşayacak. Biliyorum. Çok sorunlarımız var biliyorum. Büyük sorunlar var biliyorum. Kasada para kalmadı biliyorum. Ama unutmayın ben maliyeciyim. Tam 27,5 yılımı devlete verdim. Vergi nasıl toplanır? Bütçe nasıl yapılır? Para nasıl harcanır? Tasarruf nasıl yapılır? İsraf nasıl önlenir? Bunların hepsini biliyorum. 13 tane uçak mı var? Satacağım onları. Lüks arabalar mı var? Satacağım onları. Bir kişi bir yerden değil, 3 yerden değil, 5 yerden değil, 11 yerden aylık alacak. Bitireceğim bütün bunların tamamını. Adaletsizliği bitireceğim. Bu güzel ülkeye adaleti getireceğim. Dolayısıyla geçmişte AK Parti'ye oy veren kardeşlerime de sesleniyorum. Adalet mi istiyorsunuz? Huzur mu istiyorsunuz? Kul hakkını yiyenler artık siyasette olmasın mı istiyorsunuz? Yönünüzü değiştirin, hedefe bakın. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz varız. Huzurlu, beraber, birlikte, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Yaşamak mı? Evet. Huzur içinde mi? Evet. O zaman adres Cumhuriyet Halk Partisi. Hiç endişe etmeyin. Hakkı, hukuku ve adaleti getireceğim. Adaletin olmadığı bir yerde devlet ayakta durmaz. Adaletin olmadığı bir yerde haksızlıkları önleyemezsiniz. Adaletin olmadığı bir yerde zulüm vardır. Adaletin olmadığı bir yerde haksızlık vardır. Adaletin olmadığı bir yerde milyonlarca gencimizin işsizliği vardır. Adaletin olmadığı bir yerde evlerde huzur yoktur. Evlerde bereket yoktur. Mutfakta ateş vardır.
mutfakta yangın vardır. Adaletin olmadığı yerlerde fiyatlar alabildiğine gider ama birilerinin sarayında güllük gülistanlık vardır. Bunları bitireceğim. Sözüm söz. Beraber bu güzel Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Beraber yapacağız bunu. Hiç endişeniz olmasın. Milletvekilimiz diyor ki İstanbul Sözleşmesi kadına şiddetin engellenmesi lazım. Bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi kadına kim şiddet uyguluyorsa karşısında bu kardeşinizi bulacak. Bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum. Bu kardeşinizi bulacak. O sözleşmeyi bir imzayla kaldırdılar. O sözleşmeyi bir imzayla yeniden ihya edeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Hepinize en içten sevgiler, saygılar sunuyorum. Ama benim görevim var, sizin de göreviniz var. Ben adım adım bütün Anadolu'yu, Türkiye'yi geziyorum. Sizler de komşularınızı ikna edin. Dostlarınızı ikna edin. Türkiye iyi gitmiyor. Türkiye iyi yönetilmiyor. Türkiye'de harami düzeni var. Harami düzenini değiştireceğiz deyin. Ve dolayısıyla el birliğiyle birlikte mücadele edeceğiz. Ülkemize huzuru beraber getireceğiz. Benim en büyük güvencem sizlersiniz. En büyük güvencem. Size güveniyorum. Size inanıyorum. Ve dolayısıyla beraber Türkiye'yi ama Türkiye'yi bölgesinin en güçlü ülkesi haline getireceğiz. Fazla değil. Öyle 19 yıl, 20 yıl değil. 5 yıl içinde yepyeni bir Türkiye. 5 yıl içinde uygar bir Türkiye. 5 yıl içinde kalkınan bir Türkiye. 5 yıl içinde işsizliği büyük ölçüde bitiren bir Türkiye. 5 yıl içinde adaletin egemen olduğu bir Türkiye. 5 yıl içinde huzurun ve refahın olduğu bir Türkiye. Bunu yapacağım. Sözüm söz, mutlaka yapacağım. Sağ olun. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi değerli milletvekillerimiz, Sayın Bakanımı, İl Başkanımı da biraz daha öbür tarafa alabilirsem. Sayın Genel Başkanım, bu genç arkadaşlarımız bir gösteri yapacaklar. Siz Sayın Genel, bu tarafa alalım. Belediye Başkanımızla birlikte. Buyurunuz lütfen. Öncelikle genç arkadaşlarımızı izleyeceğiz. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne yaklaşık 2000 üyeyi temsilen aynı zamanda da rozet töreni gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar, koreografinin müziği hazır mı? Lütfen bekliyoruz.
Kocaman alkışlar mısınız? Atakum Belediyesi'nin halk dansları eğitimine de bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Eğitmen arkadaşımıza, hocamıza da. Sevgili genç kardeşlerimizi alkışlıyoruz. Sayın Genel Başkanım, izin verirseniz bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan tam 2000 üyenin temsili rözet törenini gerçekleştireceğiz. Sevgili Atakumlular, değerli Samsunlular, Cumhuriyet'in ilk adımının atıldığı... İlk adımının atıldığı Samsun'dayız bugün. AK Parti'den, Milliyetçi Hareket Partisi'nden bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne çeşitli üyeler gerçekleştireceğiz. İç mimar Birgül Yazıcı hanımefendiyi buraya davet ediyorum. Hemen arkasından ev hanımı Güler Tanyalıoğlu'nu. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu rozetlerini takıyor. Tezgahtar Sultan Sarıbaş. Esnaf Özgür Önder Kılıç, Avukat Kerem Okşak, İş Adamı Zafer Anayurt, Üniversite Öğrencisi Duran Can Kandemir, Biyomedikal Teknikeri Ulaş Can Güngör, Apartman Görevlisi Hasan Çınar, Apartman Görevlisi Musa Balcı, Sosyolog Yavuz Alp, Esnaf Hasan Yılmaz, emekli Saadet Gürel, emekli Aysın Diren, öğrenci Melike Usta, adliyeden emekli Sevgi Uzuner, eczacı arkadaşımız Ümit Semiz, ziraat mühendisi İknur İşçi, yine emekli arkadaşlarımızdan Ertan Ergül ve yine bir emekli arkadaşımız daha Nevzat adı güzel, çok ilginçtir. Bir üniversite mezunu ama işsiz, sevgili Diyardağ, sanayici Arda Küçük İbrahimoğlu, EYT'li Tuğba Erdoğan, esnaf Caner Tögül, iş kadını İrem Tögül, işçi arkadaşımız Ömer Bal, pazarcı esnafımız Selahattin Öksüzoğlu, yine bir pazarcı esnafımız Gökay Mutlu'ya Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan tam 2000 üyeyi temsilen bu arkadaşlarımıza rozetlerini takıyor. Onlara bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'ne, evinize hoş geldiniz diyoruz. Hoş geldiniz bir kez daha. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Sayın Mehmet Özcan, evet Mehmet Bey'i de hemen platformun en baş noktasına davet ediyorum. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu günün erken saatlerinde Samsun'a geldi. Samsun'da kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlarımız, apartman görevlilerimiz de bir araya geldi. Şimdi de Atakum ilçemizde Cumhuriyet Halk Partisi'ne gerçekleştirilen yaklaşık 2000 üyenin temsili rozetlerini partimize katılan arkadaşlarımıza takıyor. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. Bu güzel katılımı için Atakum İlçe Başkanımıza, Samsun İl Başkanımıza, Samsun Milletvekillerimize, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit Torun'a, Sayın Bakanım Erdoğan Toprak'a, konuk belediye başkanlarımıza bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz.
Aynı zamanda bu güzel katılım töreninin mimarı 17 ilçe başkanımıza da ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne üyeliklerini gerçekleştiren değerli Cumhuriyet Halk Partililerin rozetlerini takıyor Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün AK Parti'den, Milliyetçi Hareket Partisi'nden, çeşitli siyasi partilerden Cumhuriyet Halk Partisi'ne akın akın bir katılım söz konusu. Cumhuriyetimizin ilk adımının atıldığı güzel Samsun'da hoş geldiniz efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Öğrenci kardeşimize Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu rozetini takıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılım töreninde Gümüşhacıköy Belediye Başkanımız Zehra Başkanım da aramızda, hoş geldiniz diyorum. Merzifon Belediye Başkanımız, Zile Belediye Başkanımız aramızda, onlara da hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz efendim Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir kez daha. Cumhuriyet Halk Partisi'ne üyeliklerini gerçekleştiren yaklaşık 2000 üyemizin temsili rozetlerini takıyor Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hoş geldiniz efendim. Kurtuluşun ve kuruluşun kenti, Cumhuriyetimizin ilk adımının atıldığı güzel kentimiz Samsun'da Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu rozetlerini takıyor. Yine Millet İttifakı'nın bileşenlerinden İyi Parti Atakum İlçe Başkanımız Selen Hanım da aramızda. Selen Gürhan Çam hanımefendiye de bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz katılımlarından ötürü. Sevgili Samsunlular, Atakumlular, camlarından, balkonlarından ve iş yerlerinden bizleri selamlayan, el sallayan çok değerli hemşehrilerimiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gerçekleştirilen bugün yapılan katılım töreninin temsili rozetlerini takıyor efendim. Cengizciğim iyi misin? Sizler de ellerinizle bu güzel müziğe tempo yapabilirsiniz, eşlik yapabilirsiniz. Bu kutlu günü, bu güzel konu günü hep birlikte kutlayacağız, kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz genç arkadaşımıza. Çeşitli meslek gruplarından katılım var bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne. 2000 üyemizin gerçekleştirdiği katılım, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu temsili rozetlerini katıyor. Ve son olarak Tuna Yıldız'ı da buraya davet ediyoruz. Tuna Yıldız'ın da rozetini takacağız. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hoş geldiniz Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Hak için, hukuk için ve adalet için Ankara'dan İstanbul'a yürüdü Kemal Kılıçdaroğlu. Bugün Samsun'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan 2000 üyenin temsili rozetini takıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan, çeşitli meslek gruplarında bulunan değerli arkadaşlarımıza bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'ne hoş geldiniz diyoruz. Ve Atakum'un misafirperverliğine bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili Atakumlular, sevgili Samsunlular. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Hoşça kalın diyoruz.